Merhaba arkadaşlar, ben Airsoft Askeri. Bugün terk edilmiş eski bir fabrika alanında çekilmiş olan özel eğitim görüntülerine tanık olacaksınız. Bize eğitimi verecek olan arkadaşımız Airsoft Pro'nun takım oyuncularından biri. Aldığı eğitimlerden kazandığı deneyimleri bugün bizlerle de paylaşacak. Önce kısa bir ısınma koşusu yapıyoruz. Bu koşu bugün yapacağımız zorlayıcı hareketlerde sakatlanmamamız için çok önemli. İlk olarak öğreneceğimiz şey ise Airsoft tüfeklerinde hop-up'ın nasıl ayarlanması gerektiği. Antrenörümüz BB'lerin alması gereken yolun önce düz ardından biraz yükselip tekrar aşağı düşerek iyi bir mesafe kazanmasının gerekli olduğunu söyledi. Bunu yapmak için de AEG'lerimizin içerisinde bulunan ve üzerinde hop yazan minik çarkları ok yönüne doğru yavaş bir şekilde çevirerek her çevirmeden sonra da en az bir kez atış yaparak deneyip yanılmamız gerekiyor. İkinci olarak yapacağımız şey ise pistol tutmayı öğrenmek olacak. Silahınızı çekerken vücudunuz dik, kafanız dik ve bir ayak hafif önde olacak şekilde yere sağlam basmanız gerekiyor. Üçüncü olarak öğreneceğimiz şey ise AEG'lerle birlikte hızlı ve seri bir şekilde köşeden çıkarak ve hedefi red dotlarımızdan görerek atış yapmak olacak. Şu an karşımıza gerçek düşman yok. Onun yerine 20 litrelik damacanaları kullanacağız. Süper, güzel. Adamı şaşır. Dördüncü olarak öğreneceğimiz şey ise AEG kullanırken omuz değiştirmek. Bu hareket köşeleri dönerken hangi yöne dönerseniz o taraftaki elinizle atış yapabilmeniz için gerekli. Gideyim mi? Bravo, bravo. Sonuna bak, sonuna bak. Sonuna bak. Atana. Dön oradan, dön. Beşinci ve son olarak öğreneceğimiz şey ise oda temizleme. Oda temizlemek aslında Airsoft'ta gerçekten çok önemli. Özellikle takım olarak bir odaya girip temizlemek profesyonellik isteyen bir durum. Tüm takım bireyleri tek tek su gibi akarak odaya girmesi gerekiyor. Bu iş akıcı olacak. Aralarında büyük boşluklar olmamalı ve hiçbiri yavaş hareket etmemeli. En önemlisi de her bir oyuncu girerken bir diğer takım arkadaşının bakmadığı bir yöne bakmalı. Kısaca bugün eğitim gününde öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaştım. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın ve beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.